Tarihler 3 Mart 1924'ü gösterene kadar tek bir devletin çatısı altında bir sancağın etrafında kardeşçe... Sahabeleri öldüren, Müslüman kadınlara tecavüz eden hilafet ordusu kulağa tuhaf geliyor ama olan bu. Vahdaniyet şubuğu içerisinde kendi halifeliğini ilan etmiş ve iki ay süren bu kuşatmada Mekkeliler ciddi sıkıntıya düşerler. İşte mancınıklarla Kabe yıkılır ve çıkan yangında da tamamen tahrip olur. Güven ve huzurlu bir hayat yaşıyorlardı. Hilafet şeytani bir projedir. Selam. Bugün 26 Temmuz 2019. Bu sunumla uzun süredir çekmeyi planladığım hilafet konulu video serisine bir giriş yapacağım. Bu videonun son dakikasında da bu kapsamlı konuyu nasıl ele alacağımı kısaca özetleyeceğim. Ama şimdi Abdullah İmamoğlu'nun Uluslararası Hilafet Konferansı'nda yaptığı konuşmadan bir alıntıyı ekrana yansıtıp konuya hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Hilafet konulu video serisinde bu arkadaştan sık sık alıntılar yapacağım. Kim bilir belki ileride bu arkadaşta yüz yüze konuyu ele alma, konuşma fırsatımız da olur. Tarihler 3 Mart 1924'ü gösterdiğinde kafirlerin şer'iyer planları neticesinde ve yerli işbirlikçilerin gayretiyle Müslümanların devleti olan hilafet ilga edildi. Müslümanlar tarihler 3 Mart 1924'ü gösterene kadar tek bir devletin çatısı altında bir sancağın etrafında kardeşçe vahdaniyet şubuğu içerisinde güven ve huzurlu bir hayat yaşıyorlardı. Topluluğun duygularına hitap eden coşku dolu bir konuşma. Belli bir kültürden geliyorsanız bu konuşmadan etkilenebilirsiniz ama sormamız gereken soru şu. Burada anlatılanlar ne kadar doğru? Müslümanlar hilafet varken gerçekten güvenli ve huzur dolu bir hayat mı yaşıyorlardı? Tarihte biraz geriye giderek buna bakalım. Miladi 632 yılında Allah Resulü'nün ölümünden sonra başa halife olarak Ebu Bekir geçer biliyorsunuzdur. Ebu Bekir 2 yıl sürecek olan hilafetinde gelenekte dinden dönenlerle savaş olarak bilinen ridde savaşları ile uğraşır. Aslında buradaki mesele sadece dinden dönmek değil, bununla beraber ve hatta daha da ağırlıklı olarak zekat verme, vermeme, bir nevi devleti tanıma tanımama meselesiydi. 634 yılında Ebu Bekir ölmeden önce hasta yatağındayken Ömer'in halife olmasını vasiyet eder ve Ebu Bekir'in ölümüyle Ömer'in 10 yıl sürecek olan halifeliği başlar. 644 yılında Ömer bir suikast sonucunda ağır yaralanır ve ölmeden önce Kureyşli 6 kişilik bir ekip oluşturarak bu ekibin 3 gün içerisinde halife seçmesini vasiyet eder. Daha sonra da kendisi ölür. Bu ekip 12 yıl halifelik yapacak Osman bin Affan'ı 3. halife olarak seçer ve İslam aleminde problemler gözükür hale gelmeye başlar. 3. halife Osman 656 yılında yönetimini beğenmeyen insanlar tarafından Vakide'nin naklettiğine göre 49 gün süren bir kuşatma sonucunda öldürülür. Osman'ın ölümü üzerine Ali bin Ebu Talip halife olur ama ortada ciddi sorunlar vardır. Halife Osman zamanında son derece güçlü bir vali olan Muaviye Osman'ın katillerini bulup cezalandırmadan sana biat etmem demektedir ve Şam'da kendi halifeliğini ilan etmiştir. Benzer şekilde Ayşe annemiz de Osman'ın katillerinin bulunmasını ve cezalandırılmasını istemektedir. Peki Ali neden bunu yapmamıştır? Cevabı basit. Çünkü neredeyse bütün bir şehir Osman'ı biz öldürdük demektedir. Bu insanların tamamını cezalandırmak fiziksel olarak mümkün değildir. Ama işte Osman'ın katilleri cezalandırılsın diyenler bu basit gerçeği göz ardı etmektedir veya belki de en azından içlerinden bir kısmı göz ardı etmek istemektedir. Mesela Ayşe Osman'ın katilleri cezalandırılsın diye 3000 kişilik bir orduyla Ali ile savaşmak için yola çıkar ama yolda Ali'den sonra halife kim olacak diye anlaşamadıkları için Basra'ya ancak 1000 kişiyle varabilir. Neyse uzatmayalım. Ayşe ki yanında pek çok sahabe de var. Ali ile beraber savaşır. Tarihte bu olay Cemel, deve vakası olarak bilinir. Çünkü savaş Ayşe annemizin savaşı yönettiği devenin etrafında şekillenmiştir. Müslümanın Müslümanla sahabenin sahabeyle yaptığı bu savaşı Halife Ali kazanır. Ancak Ali Ayşe annemiz başta olmak üzere kaybedenlere iyi davranmıştır. Bu sayede olaylar daha da büyümez. Ancak bu savaşın sonucunu bekleyen Muaviye görünürde Osman'ın katilleri cezalandırılsın diye gerçekte büyük ihtimal esas halife ben olacağım gerekçesiyle Ali ile savaşa tutuşur. Tarihler 657'yi göstermektedir ve aralıklarla 3 ay sürecek Sıffin Savaşı'nda her iki taraftan on binlerce Müslüman ölür. Abartılı bulunmakla birlikte kaynaklarda 70 bin Müslümanın öldüğü yazılıdır. Muaviye savaşı aslında kaybetmiştir. Ancak sahabeden Amr bin As savaşı bırakalım aramızda Allah'ın kitabı hakem olsun diyerek ateşkes ister. Ali bunun bir hile olduğunu düşünüp buna yanaşmak istemez ancak ordusuna söz dinletemediği için mecburen hakem çağrısını kabul eder. Ancak olay gerçekten hiledir ve işin sonunda Ali'nin de Muaviye'nin de ayrı ayrı halife olduğunu iddia ettikleri çözümsüz bir durum oluşmuştur. Kısaca Yapılan savaş ve ölen on binlerce insan halifenin kim olacağı sorununa bir çözüm getirmemiştir. Ayrıca 4. halife Ali'nin başında büyük bir dert daha vardır. İstemeden de olsa hakeme gittiği için ordusundaki kalabalık bir grup tarafından eleştirilmektedir. Hüküm yalnız Allah'ındır. Sen nasıl Allah'ın hükmünü bırakıp insanların hakemliğini kabul edersin? Bunu yaparak dinden çıktın şeklinde eleştiri getiren bu grup Ali'ye isyan eder. Ali Tarihte hariciler olarak bilinen bu grupla savaşmak zorunda kalır. 658 yılında Nahrevan Savaşı olarak bilinen savaşta Ali neredeyse savaşan bütün haricileri öldürür ve hariciler ciddi güç kaybeder ancak harici problemi daha uzun süre devam edecektir. Nitekim 661 yılında 4. halife Ali'nin hilafeti bir harici tarafından uğradığı suikaste öldürülmesiyle sona erer. Kısaca 4. halife Ali Hilafetinin neredeyse tamamını Müslümanlarla savaşarak, Müslümanları öldürerek geçirmiştir ve kendisi de bir Müslüman tarafından öldürülmüştür. Muaviye ile hilafet 90 yıl sürecek Emevi hanedanına geçmiştir. Muaviye daha önce yapılmayan bir şey yapar. 673 yılında henüz kendisi hayattayken "Ben öldükten sonra halife oğlum Yezid olacaktır." diyerek Müslümanlardan biat almak ister. Asıl olaylar 680 yılında Muaviye'nin ölümünden sonra başlayacaktır. Bunlardan en çok bilineni Kerbela olayıdır. Yezide biat etmeyi reddeden Hüseyin'in yanındaki 70 kişiyle beraber katledildiği savaş. Hüseyin ki Ali'nin oğlu ve peygamberin torunu. Düşünsenize İslam halifesi Yezid peygamberin torununun başını kestirtiyor. Bu katliamın siyasi etkileri günümüzde bile devam etmekte. Yezid aleyhindeki olumsuz havayı dağıtmak için Medine'nin ileri gelenlerini yanına davet eder, onlara iyi davranır, onlara çeşitli ve pahalı hediyeler verir. Ancak Medineliler Yezid'i halife olarak kabul etmek istemezler. Onun yerine bir sahabe olan Ensar'dan Abdullah bin Hanzala'ya biat ederler. Bunun üzerine Yezid Medine'ye savaş açar. Burada tüm detayları anlatamayacağım. Harra vakası diye aratırsanız daha detaylı görebilirsiniz. 683 yılında Yezid'in ordusu yani hilafet devletinin ordusu Medine'yi işgal eder. Sonuç ölenlerin sayısında mutabakat yok. 300 diyen de var 10 bin diyen de. Ama minimum 80 sahabenin bu savaşta aslında savaş değil de katliam demek daha doğru olur. Bu katliamda öldüğü biliniyor. Sahabeden Enes bin Malik 300 sahabenin bu savaşta öldürüldüğünü rivayet etmiş mesela. Yine şehir 3 gün boyunca halifenin askerlerine mübah kılınmış. 3 gün boyunca şehir sizin, istediğinizi yapabilirsiniz, her şey serbest. İçlerinde pek çok sahabenin ailelerinin de bulunduğu yüzlerce Müslüman kadına tecavüz edildiği tarihi kayıtlarda geçiyor. Sahabeleri öldüren, Müslüman kadınlara tecavüz eden hilafet ordusu kulağa tuhaf geliyor ama olan bu. Sadece Medineliler değil Mekke halkı da Yezid'in halifeliğini kabul etmek istemezler. Nitekim sahabeden Abdullah bin Zübeyir Emevi hanedanına karşı kendi halifeliğini ilan etmiş ve halktan biat almıştır. Elbette Yezid buna da kayıtsız kalmaz. Medine'den sonra askerlerini Mekke'ye yönlendirir. Bakabilirsiniz meşhur Mekke kuşatması. İki ay süren bu kuşatmada Mekkeliler ciddi sıkıntıya düşerler. İşte mancınıklarla Kabe yıkılır ve çıkan yangında da tamamen tahrip olur. Nitekim Abdullah bin Zübeyir Kabe'nin kalan duvarlarında kendi yıktırıp Kabe'yi yıkılan temeller üzerinde değil ama doğru olduğunu düşündüğü temeller üzerinde yeniden inşa edecektir. Kabe ile ilgili ilginç bazı detaylar var ama bu videonun konusu değil onu belki daha sonra ele alabiliriz. Mekke kuşatması 2 ay sürdü demiştik. Bunun nedeni 2. ayda Yezid'in ölümü. Yezid'in ölümü üzerine Mekke kuşatması kalkar. Daha önce duymadıysanız içinde Müslümanlar yaşarken yine başka Müslümanlar tarafından kutsal şehir Mekke'nin kuşatılması, mancınıklarla Kabe'nin yıkılması size tuhaf gelebilir. Ancak Mekke'nin tek kuşatılması bu değil. Nitekim Abdülmelik'in halifeliği zamanında 692 yılında da Haccac Mekke'yi kuşatır. 7 ay süren bu kuşatmada Mekkeliler o kadar zor durumda kalmışlardır ki artık mancınıklarla kendilerine hakaret amaçlı atılan köpeği bile yemek zorunda kalmışlardır. En sonunda Mekke halkı Emevi halifesine biat eder, daha doğrusu biat etmek zorunda kalır. Halifeliğini ilan eden sahabe Abdullah bin Zübeyr mi öldürülür ve Haccac tarafından başı kesilerek gerçek halifeye, emeyo halifesine gönderilir. Sonrası mı? Devam etmeye gerek var mı? Başı böyle olan bir tarihin sonrası nasıl olabilir? Kur'an mahluktur değildir tartışmasından dolayı Ahmet bin Hanbel gibi zamanın muteber pek çok imamını zindana attıran ve işkence gördürten de Müslümanların halifesidir ki mihne olayları diye aratabilirsiniz. Sonradan imamların en büyüğü diye isimlendirilecek olan Ebu Hanife'yi zindana attırıp işkence ettiren ve bazı iddialara göre zehirleterek öldürten de Müslümanların halifesidir. Bunun gibi pek çok olay hilafet sancağı altında gerçekleşmiştir. Hilafet serisinin bu giriş videosunda hilafet varken Müslümanlar huzur ve güven içerisinde yaşıyorlardı. Hilafet gitti, dertler başladı argümanı, gerçeklerle ne kadar uyumlu el almaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Ayrıca bu arkadaş hilafetin kaldırılış tarihi olarak 3 Mart 1924'ü gösteriyor ki katılmıyorum. Madem hilafet fikrini savunuyorsunuz hilafetin bir etiket değil gerçek bir konum olduğunu bilmeniz gerekir. İktidar değilseniz halife değilsinizdir. Bu arkadaşın benimsedikleri ilkeye göre Abdülmecit halife değildir. Çünkü hilafeti kendisine dayanmamaktadır. Onu halife olarak atayan da daha sonra seni azlettim diyen de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu arkadaşların benimsedikleri ilkelere göre son gerçek halife Vahdettin olmalıdır. Onun halifeliği de fiziksel olarak 13 Kasım 1918'de sona ermiştir. Bu çoğunuz için çok da önemli değil gibi gözüken detayı da verdikten sonra gelelim seri hakkında bilgi vermeye. Hilafet ile ilgili video serimde nelere değineceğim? Konu çok. Allah'ın indirdiği ile hükmetmek, İslam'ın önerdiği yönetim şekli Demokrasi ve laiklik gibi modern kavramlar. Kısaca pek çok konuyu bu video serisinde ele alacağım inşallah. Ama şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Hilafet fikrinin Allah'ın indirdiği dini anlamamaktan kaynaklandığını düşünüyorum. Hatta bir adım daha ileri gidiyor ve diyorum ki hilafet şeytani bir projedir. Müslümanlar Allah'ın dinini yollanma amacının dışında yorumlayıp onu iktidar için bir araç olarak kullandıkları sürede başları dertten hiç kurtulmadı, hiç gün yüzü görmediler. Evet, uzun süre diğer halklara karşı üstünlük kurdular, bunu kabul ediyorum. Ancak o zamanda maalesef yeryüzünde fesat çıkartan, zalim, gaddar bir ümmet olarak kaldılar. Bu nedenle hilafet başından beri insanları tevhid mesajından uzak tutan şeytani bir projeydi diyorum. İnşallah serinin diğer videolarında bunu delilleriyle ortaya koymaya çalışacağım. Bu arada hani sen Kur'an dinde tek kaynaktır, e, dinde Kur'an'dan başka kaynak yok diyordun. Neden Kur'an harici kaynakları delil olarak getiriyorsun diye soracak arkadaşlarım varsa bu soru defalarca soruldu. Daha önce buna bir iki defa yanıt verdiğimi hatırlıyorum. E, lütfen videolarda arayın muhakkak bulabilirsiniz. E, haftaya başka bir videoda görüşmek üzere. iyi günler diliyorum.